Dünya bugün akıl almaz acılar yaşıyor. Her yerde. Kan var, gözyaşı var, hı hı. savaş var, insanlar ölüyor, çocuklar ölüyor, çocuklar açlıktan ölüyor. Mesela şuracıkta Yunanistan'da bir mülteci kampında çocuklar susuzluktan ölüyor. Enteresan mı? Ya açlıktan değil, Neyi? hastalıktan değil, susuzluktan. Susuzluktan ölüyor. Açlık da var tabii ki. Tabii. Hastalık da var. Hı. Orada bunlar yaşanırken hiç kimse endişe duymuyor, üzülmüyor. Yemen'de de çocuklar açlıktan ölüyor. Yemen'de de çocuklar açlıktan evet. ölüyor. Hiç kimse üzülmüyor. Hı hı. İyi bir parantez açtın. Yani Yemen'de de ölüyor, öldürülüyor. Evet. İşte Yunanistan'da da oluyor. Akdeniz'de hatırla botlarla geçerken Evet Yunan askerler botları deliyor ve oradaki onlarca insanın ölümüne, ölümüne sebep, sebep oluyor. oluyor. Uçaklar bomba yağdırıyor Hı -hı. insanların ölümüne sebep oluyor. Afrika'da insanların ölümüne sebep oluyor. Filistin'de Hı -hı. insanlar ölüyor. Hı -hı. Her yerde insanlar Hı -hı. ölüyor. Hı -hı. Bunu ya devletler yapıyor ya devletlerin finanse ettiği terör örgütleri yapıyor. Evet. Ya e, şu ideolojiye mensup e, görünümlü teröriste şimdi PKK Marksist leniniz, komünist, bilmem ne bir terör örgütü. Yok hmm. ya. Amerika'da iş tutacaksın. Demek ki bu işin ideolojisi <laughs> yok. Öbürü sözüm ona dini motifle El Kaide'ydi, DEAŞ'ıydı, Boko Haram'ıydı falan. E, bunun dinde yeri yok ki sen ne, neyin peşindesin? O da evet. öyle. Uzun lafın kısası, arkasında bir irade, bir güç, bir destek var. Bu destekte de maalesef batı. Evet. Geliyor Müslüman coğrafyada FETÖ gibi bir aparatı kullanıyor. Evet. Dini kimliğiyle. Hı hı. Öbür tarafta başka bir şey kullanıyor. Bu hep böyle. Geriye doğru git, tarihte de böyle. Zaman zaman adını koyuyorlar buraya çok dikkat. Evet. Bu bir Haçlı seferi diyor. Afganistan'a giriyor. Bu bir Haçlı seferi diyor. Bilmem işte 11 Eylül'den sonra bu bir Haçlı seferi diyor. Bilmem şuradan sonra bu bir Haçlı seferi diyor. Evet. E bunun e, demek ki 7 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında, 3 yaşında, 2 yaşında, 1 yaşında 9 aylık bebekler ölürken. Hı hı. Misal Yunanistan'da insanlar bunun ızdırabını yaşamıyorsa... Bu ölüme yükledikleri bir anlamdan kaynaklanıyor olabilir mi? Bu kendilerince bir haçlı mücadelesi, hı hı. E, bu da sonucu böyle bir şeyden mi kaynaklanıyor? Bu Amerika'daki 11 Eylül o ikiz kulelerin vuruluşu söz konusu olduğunda, Baba Bush o zaman Amerikan başkanıydı ve yeni bir haçlı seferi başlatıyoruz dedi. İslam coğrafyasını işgalin adını yeni bir Haçlı Seferi dedi buna. İki, efendime söyleyeyim batıdan İslam dünyasına karşı yapılan her hareket batının şuur altında dini bir söylemle Haçlı Seferi yani şeyin karşılığıdır ha. Osmanlı'nın Batı'ya karşı ilahi kelimetullah Neyse. felsefesinin karşılığı ama birisinde vahşet var, birisinde merhamet var. Bunu ayırmak lazım. O ilahi kelimetullah felsefesiyle hareket eden ordular hiç katliam yapmadılar. Çünkü fetih. ha Yani oraya o Allah'ın kelamını, Allah'ın nurunu, Allah'ın son dinini o insanla ulaştırmak. Savaşı kimle yapıyordu? Bu ulaştırma işini engellemeye çalışan orduyla, unsurlarla. Yani askeri unsurlarla. Heh, askeri unsurlarla. Yani savaş meydanlarında savaştığı savaş başlamadan önce şunu yapardı. Bütün İslam orduları böyle olmuştur. Emeviler dönemi, Abbasiler dönemi, Selçuklular, Memlükler, Osmanlılar. Karşıdaki orduya önce Müslüman olmalarını teklif ederlerdi. O olmazsa barış yapalım ama bize uyun, tabi olun derlerdi. Bunun karşılığında vergi biz kendi vatandaşımızdan öşür ismi altında vergi alıyorduk. Onlardan da bir ve o derece bir vergi alacaktık dinlerine, inançlarına, ibadetlerine, ticaretlerine, hukuklarına, hiçbir şeylerine karışılmayacaktı. Sen Müslüman olduğun için bu kıya, bu güzellemeyi yapmıyorsun değil mi hocam? Hayır. Yani bir tarihçi olarak bunu şey ediyorum. Batılı tarihçiler de bunu böyle yazıyorlar. Üçüncü şey, bunları kabul etmiyorsanız savaş. Ve savaş sadece savaş meydanında elinde kılıç olup saldırana karşı yapılır. Elinde kılıç tutmayan, asker olmayan bir kimseyi dini ne olursa olsun savaş coğrafyasında bulunan sivil halk yani bunları öldürmek cinayettir. İslam bunu reddetmiştir. Bu yüzden İslam orduları hiçbir kadını, çocuğu, ihtiyarı vesaireyi öldürmemişler. Hocam size acayip bir paradoks söyleyeceğim. Hı. Kimse bundan bir şey çıkarmaya çalışmaz. Şimdi günlerce düşündüm bu meseleyi. Hı. Olay başladığında, devam ederken ve sonrasında Hı. Türkiye DAEŞ'e karşı çok ciddi mü mücadele veriyor. Mücadele Hat eden tek ülke. Hatta işte onu bağırdı. Ne İran, ne Suriye, ne Rusya, ne, ne Amerika, Amerika ne hiç birisi de mücadele etmiyor. Bir tek Türkiye diyor. Evet. İşte o elbapta şurada burada vesaire falan evet. çok ciddi. Hatta bu yüzden Türkiye'ye yönelik çok ciddi hesaplar, planlar, evet. işte suikast falan bu tür şeyler, hatta tehditler falan oldu. Neyse. Türkiye'de de yüzlerce DEAŞ'lı tutuklu. Evet, yüzlercesi. Bir noktadan sonra e ee, doğal olarak başka yerde tutuklu bir DAEŞ'li yok bak. Evet. Ne Suriye'de var? Evet. Ne Amerikan kamplarında var, ne Rus kamplarında var, ne İran kamplarında evet. var. Şimdi e, Türkiye günün e, sonunda doğal olarak dedi ki bir dakika. Burası DEAŞ'ların oteli falan değil. Evet. Avrupa kendi ülkesindeki potansiyel bu tür e, terör eylemlerine bulaşabilecek olan tipolojiyi önüne açtı ve bu tarafa gönderdi. Evet. Dedi ki tamam gitsin orada savaşsın ölsün. Benim ülkem bu potansiyelden kurtulsun. Kurtulsun. Geldi ölmedi vatandaşlıktan çıkardı. Bana ne dedi? Almıyor. Beni ilgilendirmez dedi. Heh. Türkiye'de dedi ki hop burası kimsenin oteli değil. Evet. Alın teröristiniz, asıyor musunuz, kesiyor musunuz, doğuluyor musunuz, ne yapıyorsanız yapın evet. Alın dedi. Evet. İşte bir, bir kısmını oraya, bir kısmını buraya göndermeye başladık. Hı. Bu önemli. Bir tanesini de sınır dışı ettik. Yunanistan'ın <laughs> kapısına geldi. <laughs> bir azılı terörist. Hı. Şimdi Amerika'ya postalanması gerekiyor. Herhalde o ona o ona öyle sınır dışı edilmesi gerekiyor. Yunanistan dedi ki ben almıyorum. Ben almıyorum. E. Arafta kaldı. Evet. Öbür taraf Yunanistan bu taraf Türkiye arada da tarafsız bölge. Evet. Adam buraya geldi. Yürü git dedik. Oraya gitti. Yürü git dediler. Akşam oldu, gece işte şu adam. Hı hı. Şimdi terörist dahi olsa. Evet terörist dahi olsa bu taraftan oraya su verildi. Bir de battaniye atıldı Ekmek adama. Verildi, Ekmek evet. verildi, battaniye hı. atıldı hı hı. adama. Şimdi ben düşünüyordum. Hı. Ya böylesi bir durumda ne olacak? Hı hı. Hadis-i şerif diyor ki, itlaf edeceğiniz yani öldüreceğiniz kuduz bir köpek dahi olsa evet. ona eziyet etmeyiniz. Evet. Yani düşün yani öldüreceğiniz kuduz yani imha etmen lazım. Kuduz bir köpek dahi olsa evet. ona eziyet etmeyiniz. Evet. Şimdi böyle bir dinin mensubuyuz. Hı. Ona ekmek su battaniye yatıldı. Evet. Al dediler. Bu merhamet meselesi değil hocam. Evet. Yani bu, bu bir merhametle iz izah eden ilke ilke. Heh. Tamam? Bu bir ilke. Hem de itikadi bir ilke. Evet. Bu bir ilke. Heh öldüreceğiniz kuduz bir köpek dahi olsa evet ona zulmetme. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.